Fenerbahçe TV'den herkese mutlu günler. Yaşa Fenerbahçe programıyla karşınızdayız. Fenerbahçe'mizin gündemini, futbolun gündemini konuşacağız. Değerli konuğumuz Ahmet Bulut'la beraber. Ahmet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Umut'cum. Evet, nasılsınız? Milli takım arasındaydık ama maç oynamadan geçtik bu haftayı. Evet, milli takım arası oldu. Özledik Fenerbahçe'yi. Geçtiğimiz cumartesi kongre yaptık. Konuşacağız şimdi. Evet, maçtan daha önemliydi belki de o kongre. Onu konuşacağız. evet, yani orayı onunla telafi ettik. Yine bir araya geldik Fenerbahçeliler olarak. Konuşalım. Sen programa başla. Tabii 9 Eylül Cumartesi günü tarihi bir kongreydi. Siz de oradaydınız. Tüzük Tadil Kongremizi gerçekleştirdik. Hem üyelerimizin katılımı gerçekten tarihi bir katılımdı, rekor evet. bir katılımdı. Hem de güzel gelişmeler de oldu. Onları da konuşacağız. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl izleyenleriniz vardı? Vallahi uzun süre sonra... Tabii Fenerbahçe'nin olduğu her yere bir heyecanla gidilir. bir Böyle bir yüksek enerjiyle gidilir ama o gün... O Atatürk isminin verilmesi de yönetim kuruluna destek için gündemdeydi. Onun heyecanıyla gidip her zamanki gibi erken gidip son dakikaya kadar orada bulunduk. Büyük bir çoğunluk. Bir kere olağanüstü bir katılım vardı. Yani cumartesi gün de kritik bir gün. O hafta okullar açılıyordu biliyorsun. Evet, Pazartesi evet. açıldı daha doğrusu. Herkesin de yoğun olduğu bir gün ama. Yine 8000 küsür kişi değil mi? 9000 kişiye evet, yakın. 9000'e yakın kişi, Yakın oldu. kişi önceliğini Fenerbahçe'ye vererek orada bulundu, bulunduk. Çok güzel bir kongre oldu. Çok dersler çıkartılabilir bu e, toplantıdan. Bir kere yani öyle hani büyüklük içi boş olduğu zaman hani büyük bir teneke de büyüktür de sadece evet. ses çıkartır. Biz gerçekten dünyanın en büyük spor kulübüyüz. İnanılmaz bir aidiyet duygumuz var. Ve istediğimiz zaman nasıl bir ses getirebileceğimizi, nasıl gücümüzü dosta düşmana gösterebileceğimizi cumartesi kanıtladık. Şimdi şöyle bakmak lazım. Bir kere tüzük değişikliği anayasa değişikliğidir. Evet. Nerede yaparsanız yapın, yani çok küçük derneklerde bile bu tür şeyler gürültülü patırtılı olur, kavga dövüşlü olur. O gün gerçekten bir demokrasi şöleni şeklinde, şöyle bunu kullanıyorum o lafı. Çünkü yönetim kurulu getirdiği maddelerin 3.5 maddesinde belki daha fazla şimdi sayıyı söyleyeyim tam bilemiyorum ama evet. değişiklik yaptık yani el kaldırdık. Evet. Konuşan arkadaşların içinde haklı olanlar yani haklı olan derken değişikliğin daha uygun olacağı görüşü salonda ağır bastı. <laughs> İtiraf edin ben öyle çok hakim olarak oraya gelmedim tüze. Yani onlardan biri değilim ama ee, değişen maddelerin birçoğu herkesin aklına yattı ve değişti. Dolayısıyla kulüp de ben yaptım oldu. Ben anlamam arkadaş. Bunları geçireceğiz buradan demedi yönetim kurulu ve sayın başkan. Değiştirdiğimiz maddeler oldu, aynı kalanlar oldu. Dolayısıyla güle oynaya bir şenlik havasında tüzüğümüzü değiştirdik. Şimdi ben salonda tabii uzun süre kaldığım için çok gözlem yaptım herkes gibi. Düşündüm, böyle bazen daldım. Şimdi şöyle baktım. Dedik ki şu anda Fenerbahçe TV bunu naklen yayınlıyor. Evet. Muhtemelen belki haber kanalları da girmiş çıkmıştır evet. yayın olarak onları <laughs> bilemiyorum. Yani ben rakip takım taraftarlarından biri olsam, cumartesi evde, tatil günü, Fenerbahçe TV'de bu görüntüleri izlemeye başlasam bir kere uzun süre gözüm dalar ve yani kıskanırım. En kibar tabirle kıskanırım. Yani 9 bin kişiye yakın bir topluluk orada büyük bir heyecanla, çok güzel bir atmosferde. Aynı havayı soluyorlar ve Fenerbahçe için bir uğraş halindeler. Hatta aklıma şu geldi ben programlara da söyledik. Biraz da esprili olarak benim kulağıma laflar geliyor. Ben nazara inanırım. Dedim ki burada Atatürk'ümüzün büyük bir resmi var. Büyük Fenerbahçe bayrağı var. Bir de büyük nazar boncuğu takmamız lazım bizim ki kem gözlerden uzak duralım. Bu espriyi şunun için yapıyorum. Biz böyle devam edersek inşallah bu sene iyi başladık her kulvarda. Bu birlik ve beraberliğimiz sahadaki sonuçları pozitif etkiler. Düzük değişikliğimizi yaptık. <laughs> ve ondan sonra tarihi bir karara imza attık. Vefa Bey programı program derken, kongreyi kapatırken güzel bir şey söyledi. Buraya katılan üyelerimizin ismini Yönetim kurulan bir teklifte bulundu. Bir yerde yaşatalım anlamında gerçekten o fikri çok güzeldi. Bir kere biz Fenerbahçe aidet duygumuzun yüksekliğini birçok olayla pekiştiririz. Ta çocukluğumuzdan beri, yani okumaya yazmaya başladığımız tarihlerden itibaren bunların en başında gelen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretidir. Evet, 3 Mayıs. Tarih. 3 Mayıs biz kulübümüzün kuruluş yıl dönümü olarak o günü kutluyoruz. Doğru mu? Evet. 3 Mayıs tarihi. 3 Mayıs tarihi bizim kuruluş yıl dönümüz. Niye? Atamız gelmiş, ziyaret etmiş ve kulüp defterine duygularını, temennilerini yazmış. Bu bizim için büyük onur. Artı Atatürk'ümüz için cephedeki mücadelesi sırasında Fenerbahçe'nin işgal kuvvetleriyle yaptığı maçlarla ilgilendiği, sonuçları öğrendiği söylenir. Evet, her Yazılı zaman tarihte gittiği var. Bilgilerin gitti. General Harrington Kupası Bravo. General Harrington Kupası o dönemin Avrupa Kupasıdır. Net. Evet. Yani işgal kuvvetleri var karşınızda ve profesyonel İngiltere liglerinden gelen oyuncular var. Yaklaşık 50 küsür müsabakanın değil mi 45'ini 46'sını falan kazanmış. 41 tanesini kazanmışız. 3 tane beraberlik var yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sadece 7 yenilgi var. Yani e, ordumuz cephede Fenerbahçe sahada direnmiş. Kurtuluş Savaşı'nda. E tabi Anadolu'ya buradan silah, silah kaçırılmasında... Şimdi onu söyleyecektim. Bravo sen benden çok yaşayacaksın öyle denir. Anadolu'ya silah kaçırmışız. <laughs> Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bütün bunlardan sonra bize yakışan Cumhuriyet'in 100. yılında stadımıza... Türkiye'nin en büyük spor kulübü, dünyanın en büyük spor kulübü olarak Atatürk isminin verilmeseydi. Evet. Bunun için aslında yönetim kurulunun karar alma hakkı var tüzüğümüze göre ama yönetim doğru bir kararla e, tüzük kongresine gelen üyelerden de onay istedi ve bu onayı firesiz bir şekilde verdik. Büyük bir gururla verdik. Şimdi e, toplumda konuşulur işte Atatürk Fenerbahçeli miydi, şu takılımlı mıydı, bu takımlı mıydı? Bir kere kulüp ziyaret olarak başka gitti kulüp var mı bilmiyorum ama vardır mu muhtemelen ama Fenerbahçe'ye olan sevgisi herkes tarafından bilinir. Ama Sayın Ali Koç başkanımız başkan olduktan sonra güzel bir laf etti. Yani ondan önce söyleyen yoktu herhalde ben hatırlamıyorum. Gerçekten de tam güzel bir slogan. Yani Fener Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün izinden gittiği. Yani onun değerlerine sahip çıktığı. Bu böyle biz atam izindeyiz diye söylenen ama altı doldurulamayan bir boş laf olursa anlamı kalmaz. Biz daha yakın zamanda bu cumhuriyete, bu devlete nasıl sahip çıktığımızı herkese gösterdik. Tekrar anlatmaya gerek var mı? Anlatırız. Zamanı gelince tekrar. Yani 2011'de FETÖ'yle Direndik. Evet. Yani bu Cumhuriyete saldıranlara Fenerbahçe üzerinden saldırmak istediler. Onlara direndik ve gereken cevabı verdik. Biz kendimize yakışan şekilde bu kararı alarak belki bir nebze olsun Atatürk'e minnet borcumuzdan bir ödeme yapmış olabiliriz. Ben gururluyum. Orada bulunup bu oylamaya katıldığım için. Kulübümle gururluyum böyle bir kararı aldıp uygulayacağı için. İnşallah kısa sürede de bu uygulamaya geçer. Göğsümüzü gere gere o yazıyı oraya asarız. Yani dediğiniz gibi ne kadar iftar etsek azdır. Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor. Artık bir buçuk aylık bir zaman kaldı. İnşallah en güzel şekilde de kulübümüzde kutlayacağız zaten Cumhuriyet Bayramımızı. Tabii özel bir gelişme daha vardı. Atatürk ismi hepimizi gururlandırdı dediğiniz gibi ama bizi de gururlandırabiliyorsunuz kadın voleybol milli takımımız ve kadın voleybol milli takımımızın kaptanı Eda Erdem evet. Dündar Tüzük Tadil Kongresi'nde o tarihi kongrede tarihi bir başkanımızın konuşması vardı. Çok güzel bir konuşmaydı. Eda Erdem Dündar'ın heykeli dikilecek. Orada tabii bütün üyelerimiz aslında bütün üyelerimiz, Ayak taraftarlarımız Ayak tam alkışladık. bütün evlerinde oturan taraftarlarımız da ben eminim ki alkışlamışlardır. Heykeli dikilecek. Can Bartu'nun, Lefter Donyadisin Alexe Sos'un heykelinin yanında artık Eda Erdem Dündar'ın da heykeli olacak. Sizin duygularınız neydi? İlk duyduğunuzda neler hissettiniz? Vallahi aslında e, herhalde birkaç gün önce bir sinyal çıktı e, sosyal medyadan değil. Mi? Evet, böyle bazı bir, internet sitelerinde böyle bir şey olsa iyi olur diye teklif edenler olmuş herhalde. Evet. Aklına gelenlerin de e, aklına gelen arkadaşları da tebrik etmek lazım. Muhteşem bir şey. Zaten geçen programda biraz uzun konuştuk. Kadın bolcularımızın başarısı gurur vesilesi, cumhuriyetin kadınlarına yakışır. Voleybol milli takımımızın kadın milli takımımızın kaptanına yakışır, Fenerbahçe'nin kaptanına yakışır. Bir kere çok özel bir karakter. Ben yakından tanımıyorum, yalan söylemeyeyim. Hani aynı ortamlarda birkaç kez var ama çok büyük bir karakter. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kızımıza örnek olacak bir karakter. Çok yakışır, çok isabetli bir karar. Ben gerçekten mutlu oldum. yani Sadece duygulandım diyebilirim yani tabii sadece voleybolda değil bence şu anda bütün spor branşlarına ele alırsak Eda Erdem Dünar kariyeriyle beraber yaşayan efsanelerden bir tanesi. Müthiş bir kariyeri var. Hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda kupalar, madalyalar, finaller. Çok özel bir sporcu her şeyden evvel. Umuyoruz bu güzel karar hepimiz. Sadece Fenerbahçeliler için değil. değil tabii ki. Tüm Türk spor için. Türk sporu için Türk çok spor önemli için bir karar. Büyük bir karakter. Bu ara hemen aklıma geliverdi. verdi boksör kızlarımız da var mesela yani bizde Tabii önüne kanılacak evet. kadın sporcularımız çok fazla. Voleybol daha popüler şimdi kabul etmek lazım. Daha büyük turnuvalar, daha uzun turnuvalar olduğu için Eda Erdem'in heykeli bütün Türkiye'deki kadın sporcular için Fenerbahçeli olması şart değil. Onlar için de çok güzel bir örnek olacak. Hatta Eda Erdem Dündar'ın haberleri dış basında da yankı buldu. İtalya basında bir haber sitesinin haberinde şey yazıyordu. Böyle özellikle Fenerbahçe'nin çok sayıda sporda mücadele eden dünyada ender kulüplerden olduğu şeklinde çok sayıda spor branşında yer aldığı. Şimdi sen bunları diyorsun. Ben yine böyle hemen şey yapıyorum böyle için için eee ne derler 45 Halk diliyle. Yani bunlar dışarıda iyi anlaşılıyor değil mi? Dış basında evet. sen takip ediyorsun. İtalya diyorsun. basınında yer alıyordu. Ya bizde hala bir anlatan var mı öyle ağzı dolu dolu? Yok. Var yine spor kanalı denen o neydi belirsiz program. Ben da. o yüzden dedim hani Eda Erdem, Dündar'ın heykelinin o... dikilmesi sadece Fenerbahçe'miz açısından değil. değil. Tüm Türk sporu için. Ya bırakın spor kanallarını bu ana haber bültenlerine konu olacak bir konu. Evet kesin. Yani onlarca adına ne diyorlar tartışma ee, yani, programı. Tartışma var. programı denen haber kanalları var tırnak evet. içinde yani. Onlarca var hani 2 üç 5 değil ya mübarekler. şunu bir tarafında konuşun, bir yerinde konuşun, şunu köpürtün. Zorunaza mı gidiyor? Bak tekrar söylüyorum yani biz bu paranoya ya falan yaşamıyoruz. Yani bu sporcu başka bir kulübün sporcusu olsa inan çok fazla daha yer verirlerdi. Yani bizim Eda Kaplanımız iyi ki Fenerbahçe ile o ayrı konu. Ama bir başka kulübün sporcusu olsaydı başka türlü muamele görürdü. Yani bu hissiyat çok önemli. Çok ciddi bir çifte standart var. var yani. Neden var bilmiyorum ama. Ama artık bu gına geldi zor. yani. Bu sene her şey biraz su yüzüne çıkıyor. Evet. Su yüzüne çıkıyor. Bak yüzücümüz var. Tekrar dünya şampiyon oldu. Doğru mu? Evet. Yine dünya şampiyonluğunu yakaladı. Yani dediğim gibi 9-11 branşta yer alan, 11 branşta mücadele eden dünyanın, bilmiyorum böyle bir kulüp yok. Ya Hakikaten bir, bir kulu onu kulu araştırdım ama varsa ya. beni bilgilendiresin yok ama. Tahmin etme. Böyle bir kulüp yok. Ee, dediğiniz gibi yani 9 Eylül Cumartesi günü İzmir'in de kurtuluşuyla. Evet, o gün de 101. Ee, yılıydı. Evet, güzel İzmir denk geldi. Ben, İzmir benim için önemlidir. Üniversite tahsilim, hayatım orada geçti. 4 yıl kaldım. İzmir bizim göz bebeklerimizden bir şehrimiz. Tarihi bir günde, tarihi bir evet. kongre oldu. Güzel bir günde ama gündemimiz tabii çok yoğun. O günde kongrede çok güzel bir 28 şampiyonluğumuzu anlatan şampiyonluk yolu vardı. Ee, program öncesinde de konuşmuştuk. 28 şampiyonluklarla ilgili hala bir somut adım Niye? yok. Komisyon kuruldu ama somut bir karar, somut bir çalışma var mı? Şey olmuş Kimsenin değil Kimsenin mi? Yapmışlar. Galatasaray tahkime başvurmuş. Tabii itiraz var onlar. Bu komisyon ne, ne kurulmasın. Etmişler? Bu komisyon olmasın Kurulması. diye. Evet. Peki ya arkadaş ben şunu anlayamıyorum. Şimdi ben bir şeyden eminim değil mi? Yani bu 28 şampiyonluk var evet böyle kupalar hayır, hayır için. Biz eminiz de hayır karşı evet. tarafın adıyla konuşuyorum. Böyle bir şey yok kardeşim. Yani iddia dene söylüyorsunuz yani biz bunu iddia ediyoruz ya. Evet. Belgeliyoruz. Siz de diyorsunuz ki Galatasaray camiası böyle bir şey yok. Hemen kur şeyi komisyonu getir belgelerini tartış bu işi kurut değil mi? Bittir. Niye, niye itiraz edersin komisyonun kurulmasına? Haklısın ya. Sen biliyorsun ya. 59 öncesi yok ya futbolda. Aslında kendilerinin de şampiyonluğu var. <laughs> yani kendi futbolcuların emekleri var, alın teri nerede var. Nerede Baba Gündüz? Gündüz. Baba evet. Gündüz vardı. Galatasaray'da değil mi? Baba evet. Gündüz. O şampiyonlukta, o 59 öncesi şampiyonlukta nerede? kadroda yer alan isimlerden bir tanesi. Beşiktaş Bizim defterimiz nerede? İşte o Tüzük Tadil Kongresi'nde kurulan yani şampiyonluk. Yani yolu... sembol isimleri söylüyorum. Daha evet. onlarca ismi sayabilirim. Şimdi buna itiraz etmenin bir, yani hakikaten... Ya bilemiyorum ya bu dili kullanmaktan vazgeçmeleri lazım. Yani Galatasaray camiası kendini entelektüel falan işte biz liseliyiz falan diye tanıtırlar. Öyle derler de ben öyle değil demiyorum ama... Yani bir şey böyle araştırılmasını... Iste... Yani araştırmak için kurulan bir komisyona karşı çıkılır mı ya? Bunun Aslında niyetlerini olabilir? belli ediyorlar zaten. Daha komisyon çalışmalarına başlamadan bu komisyon kurulmasın diye itiraz etmek... Aslında niyetlerini belirletmiş yani oluyor. Niyet niyet belli zaten onu biliyoruz. biliyorlar çünkü 28. Şampiyonluğun gerçek olduğunu, İlk bunu şey, sayılması gerektiğini biliyor. biliyorlar. Yani 59 öncesi Türkiye'de futbol yok diyebilir misiniz? 59 öncesi futbol yok ise Beşiktaş'a niye iki tane daha şampiyonluk verildi bu ülkede? O zaman logoda 1923 yazıyor Türkiye Futbol Federasyonu. 1959 ya büyük yani. saçmalık. Yani temin yani tahmin etmek yani şey istemiyorum yani düşünmek bile istemiyorum yani bunun reddedilmesini falan ve yani çok büyük bir skandal olur yani. Absürt bir şey olur. Bizim hakkımızı teslim etsinler ya. Daha önce de söyledik. 13-14 tane kulübün hakkı var burada ya. Tabii Göztepe, Ankara gücü birçok önemli kulübün var. Ve ben bir kere daha söyleyeyim. Buradan sayın Ankara gücü, Göztepe yani en bilinenleri yani İstanbul gençler Spor var, var. Gençler, gençler Birliği var. Hacettepe var değil mi? Güneş Spor var diye okudum yanlış bilmiyorsam. Ya siz de bir şey söyleyin mübarekler ya. ya bir şey söyleyin ya. Ya bu konuda Trabzonspor daha çok açıklama yapıyor. Eski Trabzonspor kurulmadan evet. önce kurulan ve ara olan Tebrik kulüplerle ederim onlara da. Evet iki tane kulüp var onların. Biri sarı, kırmızı, biri sarı kırmızı, biri sarı kırmızı, biri sarı lacivert renkleri de. Hangisi sarı lacivert şimdi vallahi bilemedim. Biliyordum da unuturum ben böyle şeyleri. Yani bu adı geçen kulüplerden de ya birer satır işte tweet ver tweet atın ya. Deyin ki biz 28. şampiyonluk için kurulan komisyona destek veriyoruz. Gerçekler gün ışığına çıksın. Yok mu sizin basın sözcüğünüz, sekreteriyanız bilmem basın ilişkileriniz falan ya? bir kulüpten bir açıklama gelsin yani. Bir de şöyle bir durum var. Avrupa'da bakıyorum. Bütün Avrupa başlayan kulüpleri şampiyon olmuş. Bizim ülkemizde 59 sonrasında yok. 59 öncesinde var ama Ankara Yücü Gençler Birliği şu anda mevcut faaliyet yürüten evet. kulüplerden. Onlardan da hiç ses yok. Yani sizin Onu hakkınız var abi. burada. Şampiyonluk hakkınız. Onu söylüyorum. Yani bugün e, bunun parasal anlamda da bir karşılığı var. Hadi parasal... Hayır, olur. bizim için hadi evet. diyelim ki ya biz bu işi biraz şan şöhret için istiyoruz ama Ankara Gücü, Göztepe yani bir sponsorluk için Dediği o gibi mücadele mı? ediliyor yani. Size oradan gelecek bir ekstra katkı olacak. Niye uğraşmıyorsunuz? Niye bir şeyler söylemiyorsunuz yani? Ya aklıma bazen geliyor hani bir şeyden mi çekiniyorlar? Neden çekiniyor? <laughs> yani bak bu işlerle Fenerbahçe uğraşıyor. Ondan sonra sahada şöyle düdük çalınıyor, böyle düdük çalınmıyor diyorlarsa belki haklı olabilirler yani ona bir şey diyemem. Bak senin evet. aklına gelen şey benim de aklıma geldi şimdi. Çekinceleri var bana göre. Olabilir, bile. olabilir. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu demişken milli takımımızın da maçları vardı. Ermenistan'la oynadık Euro 2024 elemelerinde bir birlik beraberlik. Dün de Japonya ile özel maçta Belçika'da karşılaştık. 4-2'lik evet. kötü bir yenilgi oldu. Tabii orada da tartışmalar var. Mesela Galatasaraylı bazı futbolcular Ermenistan maçı sonrası bazı gerekçelerle kulüplerine geri döndüler. Ama mesela dün İrfan Can Kahveci sahadaydı. Yaşadığı bir talihsizlik vardı kaşında evet. gözünde ama sahadaydı. Onunla alakalı tartışmalar vardı. Tabi teknik direktör Stefan Kuntz tartışılıyor. Bazı eleştiriler var. 4-2'lik yenilgiden sonra daha da ayyuka açıktı eleştiriler. Siz nasıl buldunuz mil takımı? Nasıl gördünüz? Şimdi ben iki maçı da izlemedim. Zaten bir tanesi gündüz maçıydı onu izlemem zor. Ama Ermenistan maçında da televizyon izleyemeyecek bir pozisyondaydım. Dışarıdaydım. Şunu söyleyeyim yani sen almışım bu konuyu program için. Şöyle ben gireyim. Yani milli takım şöyle oynasa, böyle oynasa falan filan. Bak tehlikeli bir durum var Türkiye'de. Milli takıma karşı sempatik, sempatikli kaybolmaya başladı. Şimdi bu yeni bir hadise değil. Yani 20'li yıllara dayanan, 20-25 yıllık bir mevzu geliyor. Ee, ve bu sistematik olarak maalesef yine ne yazık ki. Yani Galatasaray ile devam eden bir milli takım serüveni var Türkiye'de. Bunu niye söylüyorum? Hamit Altın top. Değil mi? Galatasaray'da top mu oynadı? Oynadı. Galatasaray'ın futbolcusuydu. Futbolcusuydu yani. evet. Ya, üç üçte işte kareli bir futbolu vardı Almanya'da. Real Madrid'de de oynadı. Real Madrid, Bayern Münih, Bayer Mini'de oynadı. Şimdi başarılı bir futbolcu, başarılı bir yönetici olmak zorunda değil. Böyle bir kural yok. Getirmişsin, iyi niyetle getirmişsin. Kunt, Alman ekolü. Yap, deneyebilirsin, yapabilir. Hakkıdır yani yönetici olarak oraya geldiyse onun yapacağı kararlara da saygı duyarız. Ama baktın gitmiyor, yürümüyor değil mi? ama devam ediyorlar. Ben sadece bir soru sorayım şimdi ekranlar başındaki Fenerbahçelilere de örneklendirelim. Mesela Milli Takımlar Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi bizim camiadan Oğuz Çetin olsaydı ve onun getirdiği bir teknik direktör bu başarısız sonuçlar almaya devam etse ne olurdu? O şu anda kamuoyu patlamış eleştiriden. <laughs> Bak eski Eskişehir'de maç bitmeden görevinden istifa ederdi. Ettirilirdi. Tabii. Yani o hoca da ikinci yarıya çıkmazdı. Bak, Türkiye bu ortamda. De ki Stefan Kuts gitti. Gönderildi. Bilemiyorum. Yani herhalde Hamit Bey çok ısrar ediyor. Belki de gönderemeyecekler. Bak böyle de bir durum var yani. Adamlar tebrik ediyorum. Böyle bir ağırlıkları var Türk futbolunda. Ya yerine gelsin dedikleri ilk isim Fatih Terim. Evet kim? Türk Telekom Abdullah Avcı. Mesela Aykut Kocaman'a yazan söyleyen var mı? Sadece Fenerbahçe taraftarları o kadar. Ya bu nedir arkadaş ya? Bu nedir ya? ya? yeterin ya. Ya bir düşün yakamızdan ya. ya. her yerdesiniz ya. Ya tebrik ediyorum bak bu arada onları. Yani bu kadar her yere ele geçirmişler. Yani gıkını çıkartamıyorsun. Ne demiş Emre Murun şeyi bizim futbolcumuzun menajeri Hakan Çalhanoğlu hani istemediği şeklinde. Şu anda Emre Mor sakatlığı var Tarkan ama Çağlan daha mı? öncesinde. Hakan Çalhanoğlu ee, Takım abi? kaptanı, milli takım kaptanı ama buna ya karışamaz. Kap... Böyle bir yetkisi ya yok. Kaptan futbolcu yani. O kadar milli takımda futbolcu. Kaptan futbolcu kaptan seçilen futbolcu. Daimi futbolcu değil. Sen seçilen değilsin ki. Sen seçilensin yani. Evet. İyise seçilir zaten. O arkadaş hangi camiye yakın? Ya Galatasaraylı olduğunu söylüyor. Kendi taraftar neyse, olduğunu söylüyor. Neyse arkadaş ya. Yeterin artık ya. ya bak milli takımında bu hale getirdiniz. 2011 kumpasına yardımcı oldu sizin işte ne diyelim? Yöneticilerimiz, evet. Helvacılar. Arıboğanlar. evet. Değil mi? Türk futbolunun marka değerini de buralara getirdiniz. Aziz Bey 500 milyon dolarlara yükseltmişti değil mi bu yayın gelirini? Kimse de inanmıyordu. Aziz Bey siz bana bırakın dedi. Şimdi geldiği yer belli. Milli takımına geldiği yer belli. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır yani. Yani dediğiniz gibi size sonuna kadar katılıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da Özellikle Hamit Altıntop konusunda bu kadar sessiz kalması da yani sanki Hamit Altıntop böyle başkanmış gibi. Var evet, yani. Başkanmış gibi aslında gerçek başkan. Olacak iş değil yani. Ve buna da ya yüksek sesle itiraz edilmesi lazım yani. Evet kesinlikle. Ya yani futbolu yöneten diğer paydaşlar, diğer kulüpler ve işte bu meşhur ABC sporlar falan sporlar falan sporlar var ya orada açık açık söylemeleri lazım yani isim vererek ya da şeyleri ortaya koyarak. Hatırlarsınız belki Letonya'ya bir maç kaybet, yani puan kaybetmiştik Letonya deplasmanında. Yayıncı kuruluşun canlı yayınında maçtan sonra Hamit Altın topun böyle masayı, nasıl evet, masaya evet masayı, masayı, masayı vurarak böyle tabiri caizse tırnak içine söylüyorum. Böyle giderli atarlı konuşmaları vardı kamuoyuna karşı. Tebrik ediyorum yani demek ki milli takımın böyle bir hocaya böyle bir yöneticiye ihtiyacı varmış. Federasyon başkanı da uygun görüyor ki devam ediyorlar. Yani dediğim gibi milli takım olan sempatiyi, milli takımın bağlılığı zedeliyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Milli takım başka şeye benzemez. Hepimizin milli takımı ya. Yani. Hepimizin ortak takımı o dediğiniz ortak gibi. Takımı. Ama baktığınız zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli bazı yöneticiler de sağ olsunlar Galatasaray tribünlerinde gollere seviniyorlar, ayaklara kalkıyorlar. Evet. Hep konuşmuştuk sizinle. Yani i̇sim de verelim Yusuf Günay'ın. Evet. Neyi verelim Yusuf Günay? Şimdi kendisini ulu orta her yerde sergileyene biz de ismini verelim. Şimdi mevzu şu. Diyorlar ki o maç Molde maçıymış herhalde Galatasaray. Avrupa Kupası maçı diyorlar ama ona sevindi Türk takımı tamam, ona gol sev yapınca. Sevinsin canım niye sevindiğinde falan değiliz. Ama bakın bazı görevler vardır. Bağımsız yapılır. Tırnak içinde bağımsızdır. Yani oraya giderken e, bir şeydir hani Olaf kullanılır. İşte Galatasaraylık ceketimi bıraktım. İşte Fenerbahçelik ceketimi astım. Niye federasyona gitmişinizdir? Orada kaldığınız süre içerisinde ne bileyim evden çıkarken Aa, şurada Galatasaray rozetim var, Fenerbahçe rozetim var. Dikkat etmeniz lazım. Evet. Üzerinizde belki bir aksesuar vardır. Dikkat etmeniz lazım. Bulunduğunuz ortamlarda daha ortadan e, konuşmanız lazım. E, bizim de e, kulübümüzü temsilen Ruşen Bey var değil mi? Evet. Federasyonda. Niye Ruşen Bey'in burada Tivente maçında locada sevindiği görüntüler yok? dikkat edeceksiniz. Bakın dikkat edeceksiniz çünkü orası bağımsız olması gereken, Türk futboluna hizmet edilmesi gereken bir yer. Doğru mu? Kesinlikle. Yani tarafsız olamıyorsanız görev almayacaksınız. Çok Bravo. basit. Asın. güvenmiyorsanız almayacaksınız. Dikkat et. Ya, yanlış anlaşılır diyeceksiniz. ya. Toplumsal görevler böyle yapılır. Evet. Ya Toplumsal görevi yaparken buna dikkat edeceksiniz. Ama Türkiye öyle bir hale geldi ki, geçen sen hangi hakemdi o... Işte, Anadolu Efes formasını giyip maçlara gidiyor değil mi? Bir tanesi. Mete Kalkavan, Anadolu Efes tarafları. E, artık. Çok cüretkarlar. Tehlikeli olan durum bu. Bakın, e, cüretkar olmaya başladılar. Yani tavır cüretkara dönerse e, karşısında bir tepki görmesi lazım. Bizim bu sene cami olarak biraz erken tepki vermeye başladık. Ondan rahatsızlar. Biraz sonra evden Timur'un dediklerine geleceğiz. Sen de hatırlatacaksın evet. herhalde. Şimdi Yusuf Günay'dan bahsediyoruz. Mesela Yusuf Günay ben medyada birkaç kişiden duydum. Lisans işlerinden sorumluymuş herhalde. Ta tahmin ediyorum evet, görevi olmuş ama... Olsun. Yeni hakem MK başkanıyla çok yakın ilişkileri olduğu söyleniyor Ahmet İvanoğlu ile. Çok samimi olduğu söyleniyor. Buradan uyaralım. Ee, onunla ilgili de kendine bir çeki düzen versin. Ama bunu anlatırken geçmiş yıllardan Ali Dürüst aklıma geldi mesela. O da benzer şekilde. Cuma cumartesi istifa etti. Pazartesi geri geldi. Evet. Dedi ki e, ani alınmış bir karar. Ben Galatasaray'ın yüksek menfaatlerini korumak için görevime geri dönüyorum dedi. Yani öyle bir açıklama da yapılamaz. Galatasaray'ın yüksek menfaatleri ne demek orası? Dediğiniz gibi bağımsız i̇şte bil, tarafsız bilmiyor. bir bilmiyorum. Sorgulanmaz ki bu. Sorgulanması gereken aslında birinci gereken, konu bu. Ya bunların herhangi oynar. birini bak herhangi birini bir Fenerbahçeli üyenin üzerinden basına yansıdığını düşün. Ya yani ortalık allak bullak olur ya. Bak allak bullak olur. Şimdi bak şimdi Ali Dürüst dedik. Bak bir dönemde Murat Aksu vardı Beşiktaş'ta. Evet, aynı şekilde. Onun döneminde de Şimdi bu arada ben bir şey eleştirirken ben aklımdan geçenleri de burada söylemem lazım. Ben onların yaptıklarını eleştiriyorum ama onlar kulüpleri için doğruyu yapıyorlar. Yani Sayın Murat Aksu'da, Sayın Ali Dürüst'te, şimdi de Sayın Yusuf Günay'da. Doğrularını yapıyorlar. Şimdi benim derdim çok uzun bir süredir. Bu sadece Ali Bey ile değil, Aziz Bey'in döneminin belli zamanlarında da biz federasyonda böyle çok güçlü temsil edilemedik. Bak bu kadar net söylüyorum burada. Ve bu devam ediyor. Bu Ruşen Bey'in orada güçlü temsil etmeyeceği anlamına gelmiyor tanışırız. Çok sever sayarım büyüğümüzdür. Demek istediğim o değil. Demek istediğim biz nasıl anlatayım onu yani. Bunların anladığı dilden mücadele edeceğiz. Evet, Bakın maalesef. bunların anladığı dilden mücadele etmeliyiz. Bunlar çünkü o kadar artık ayyuka çıkarak yapıyorlar. Ya. ve az önce söyledim cüretkar yapıyorlar. Ortamı o kadar kendilerine her şeyi mübah sayıyorlar ki. Yani siz böyle donup kalıyorsunuz. Aa onu da mı yaptılar? Bu Bunu da mı söylediler? Aa öyle mi olmuş diyorsunuz? gözünüzün göçün önünde gidiyor şampiyonluklar. İşte 9 sene oldu. E başkan söylemişti en son toplantıların birinde. Yani bizim fıtratımız da yok ama bu sene mücadele edeceğiz onların anladığı dilden demişti. Şimdi geçen gün hemen geçelim. Erden Tümur bir laf etmiş. O lafa geçelim ki başkanın örneğini vermek için. Evet onu ikinci bölüme bırakalım, bırakalım. Peki, isterseniz. Tamam ben Kısa bir alındım, var. kaptırdım <laughs> biliyorum. Ahmet Bulut'la beraber. Ahmet abi Erden Tümür dedik. Oradan evet. devam edelim istersen. Şimdi ben dediğim gibi işler niye yapıyor bu arkadaşlar? Şimdi Erden Timur da geçen bir videosu geldi. Biraz böyle şey yani ben vücut dille vücut diline önem veririm böyle izlerken insan hani yüz hareketleri miktarı falan. Oysa ortada hiçbir şey yok. Evet. Üzerimize çok geliyorlar. Konsantrasyonumuzu bozmak istiyorlar. Ona müsaade etmeyeceğiz. İşte etik olan etik olmayan yollara sapmayacağız. Onlarla falan filan. Organize bir saldırı olacak. Organize yerimize. saldırı olacak diyor. <laughs> ya buradan söylüyorum e Timur'un da giderse ya ben buradan şikayet ediyorum. 4 hafta geçti değil mi ligde? Bir evet, üç ligde maç oldu ama 4 evet. hafta geçti. Milli takım arası var. Ya bizim Fenerbahçe Spor Kulübünden yazılı sözlü çıt yok ya. Çıt yok. Doğru. Evet. Ben bundan şikayet ediyorum her hafta burada. Kendi yönetim kurulumda ve sayın başkanlar icadı bulunuyorum. yani. Üst perdeden olaylara müdahale edin diyorum. Bak. Bu değil mi de geçen sene lig oynatmayız diye. Evet, belgeler açıklayacak tamam. sonra. Şimdi Geçen gün televizyon programında ben sonuna denk geldim. Sonra Twitter'da buldum. Bu arkadaşın söylediklerini burada bazen refer ediyorum. Şunun için önemli. Barış Yurdu seven. TRT'de program yapıyor. Evet. Yani TRT'de bunların söylenmesi hakikaten benim için değerli. Yani o arkadaşın her söylediği doğrudur diye bir şey söylemiyorum. Programda konuşurken Fenerbahçeli ilgili sana da attım, ben o evet. bir şey için. Hakem konusunu uyardı. İyi bir takım kuruldu. İyi gidiyorlar ama çözmesi gereken şeyler var diyor. Tespiti bu. Yani ortadan konuşan Trabzonsporlu, Trabzon kökenli bir arkadaş. Evet. Diyor ki yani 3 haftada Fenerbahçe'ye verilen hakemlerin bir Arda Kardeşler, biri Serkan Tokat. Ve 3 hakem hatasını özellikle vurguluyor. 3 maç 3 hakem hatası. E şimdi biz daha bunları da 3 haftada yapay zeka evet. bize bunları göndermiş. Herhalde sırada e, Ali Şansalan gelir. Tamam, tamam Koray tamam. Gencel'le gelir. <laughs> e şimdi biz bunlara önlem alalım diye kulübe buradan sistem ediyoruz. Erden Timur diyor ki organize olarak üzerimize geliyorlar. Bak onlar da bir panik havası var. Biz iyi bir takım kurarak ve Fenerbahçe TV olsun dijital medyada sayısı az olsa da yürekli Fenerbahçelilerle bunların algılarına karşı süratle karşılık vermeye başladık. Evet. Oradan bunların biraz çekincesi var. Biz bu mücadele devam etmemiz lazım. Bir de Ahmet abi dikkat ettiyseniz o gün Erden Timur basın açıklamasını yaptıktan sonra bazı gazeteciler, benzer muhabirler yani gazeteci demek istemiyorum ona. Evet, gazeteci demek biraz muhabirler arka arkaya aynı benzer cümleleri tweet olarak atmaya başladılar. İşte organize gelecekler, organize durumlar olacak. Yani gazeteci demek istemiyorum muhabirler. Evet. Bunu tek tek böyle yazmaya başladılar Erden Timur'un açıklamalarına benzer açıklamalar. Ama... Yani böyle gazetecilik olmaz. Olmaz olmaz. Hele hele böyle büyük kurumlarda böyle gazeteciler çalışmamalı bana göre. Şimdi gazeteciler çalışmamalı dedim. Ben daha önce bu sözleri kullandım. Bazen arkadaşlar bana ya programlarda bazı konuları tekrar ediyorsun. Sıkma izleyenler gibi hem espri hem gerçekleri de söylüyorlar ama ama bunları zaten çözmek için buralardayız. Yani her gün değişik bir şey söyleyelim de burada böyle hani medya maymunluğu yapmaya gerek yok. Fatih Altaylı'nın videosu var değil mi? Evet onu bayağı izledik konuştuk üstüne. ne, ne diyor? Yani orada Galatasaray Başkanı'nın bazı gazetecilere para aktardığı yolunda bir iddiası ya bunu var. Bunu diyen kim? Bu kulüpte ikinci başkanlık yapmış adam ya. Türkiye'nin en önemli gazetecilerinden ya. Her Bu... şeyden evvel. Şimdi bunu suçladığı insan suçlamıyor. Bilgi başkanı. veriyor daha doğrusu. Galatasaray Başkanı. Şu andaki Galatasaray Başkanı'na sen o zaman şaşırabilir misin bunların aynı anda o tweetin arkasında aynı tweetleri atmasını daha doğrusu? Şaşırmayacaksın. Kuyrukları tek yerde çünkü. Aynı lafları kullanıyorum. Başka nasıl tarif edeyim yani? Ama kamuoyunda böyle bir videodan sonra Fatih Altaylı'nın açıklamalarından sonra gık gık çıkmıyor ya. Yani bir infial yaratılması lazım. Çünkü gazetecilerin para aldığı söyleniyor gazetecilerin. Yani gazeteci demek istemiyorum artık evet. vurgulayarak söylüyorum Adı ama. gazeteci ama tanımlarken öyle diyorsun ne diyeceksin? Hepsinin gazeteci. cebinde basın kartı var. Nasıl oluyor bu? Fatih Altaylı dedi ki Florya Galatasaray çöktü. Araştıran yazan soran yok. Galatasaray diyor ki şey Fatih Altaylı diyor ki Galatasaray Kulüp Başkanı gazetecilere para aktarıyor ve sözüne güvenilmez diyor. Şimdi ya işte bu medyada sözde bizim tarafta olup tarafsız olan medya mensupları ya çok konu var. Şunlar işleyin ne olur ya? Yani işlenmiyor. Neden işlenmiyor bilmiyorum. Çekince mi var? Çekiniyorlar mı? Vallahi herhalde ciddi yani o bizim tespit ettiğimiz zaman sonuçların neler olabileceğini de tahmin ediyoruz. Ama demek ki öbür taraftan daha da farklı algılanıyor olabilir. Yani şimdi bu basın... Da çalışan muhabirlere işte Galatasaray'a yakın muhabirlere değinmişler işte bu para aktarma mevzuları Erdem Timur'un açıklamaların aynen kendi tweetlerinde olması imla hatalarına bile ortak yapıyor onlar biliyorsun. Tabii WhatsApp grubunda geleni çünkü kopyala yapıştır var. Ben evet. yanlış yazarsam sen de onu devam ediyorsun yani. Şunu düzelteyim bile demiyorsun. Kapasiteleri de <laughs> biraz sınırlı adamlar belli. Belki şey diyorlardır korktukları için o bir imla hatası yaptıysa bildiği vardır Belki yani. bildiği vardır güzel güzel. <laughs> Belki imlası doğrusu budur diyorlardır. Doğru diyorlar. Tabii gazetecide imla hatası yapar mı? O da ayrı bir konu. E, gazetecilerden bahsetmişken Bu Duşan Tadiç konusunda maalesef çok ben ahlaksızca diyeceğim... Tweetler, mesajlar vardı. YouTube yayınları vardı maalesef. İşte Tadiç'in Sırbistan milli takım uçağıyla gelirken, Novak Djokovic'in Grand Slam zaferini kutlarken yaptığı bir hareket. Bütün takım yapıyor da... Oradan onu cımbızlayıp aldılar. Garip garip yerleri çektiler. Burada ne dediklerini söylemek istemiyorum onlara film vermek... istemediğim için. Ama burada ahlaksızca bir durum var. Ben biraz... izin verirseniz onu bu... açıklayayım. Neden o... Açıkla üç işareti yapıldığını. Bu sezon 2023 yılı içerisinde Novak Djokovic üç Grand Slam kazandı. Yani Fransa açığı kazandı, Avustralya açığı kazandı, Wimbledon'ı kazandı. Yani üçte üçleme yaptı ve bunu kariyerinde dördüncü kez yapıyor. Kariyerinde dördüncü kez böyle bir üçleme yapan başka bir isim yok. Ve belki takip etmişsinizdir. Son iki senede Novak Djokovic korona aşısı olmak istemiyordu, koronavirüs onu aşısına karşıydı ve bir birazcık yok. veto yemişti, turnuvalara katılması evet, istenmiyordu. Onu takip etmiştik, evet. Tabii korona aşısı olmadığı için, korona aşısına karşı çıktığı karşı için çıktığı her şeyden için. evvel. Burada da onu gönderme yapmak için üçlemesine, üç tane Grand Slam kazandığı için üç işaretiyle onu kutluyorlar ve hani o korona aşısındaki mücadelesinden de galip çıktığını vurgulamak istiyorlar. Ama onu öyle bir yere çektiler ki öyle bir konulara getirdiler. Fenerbahçe takımın içi karışmalı dediler ya. Evet. Ceko ile beraber birbirlerini düşmeli dediler. Bu kadar açıkça Yazık. söylediler. Çünkü şu var. Tadiç'ten korkuyorlar. Tadiç'in çok iyi başlaması sezona. 9 maçın 9'unda yer aldığı, performans olarak çok iyi. Geçtiğimiz Sırbistan-Litvanya maçında 100. maçını oynadı. Tarihe geçti. Ve muhtemelen Sırbistan tarihinde en çok forma giyen oyuncu olacak kısa bir süre içinde. Yani bence bir korku var. Saha içerisinde yenemeyeceklerini anladılar. Ve sağ dışında çok çirkinleştiler ama bu sefer. Şimdi işte sen söyledin ya bu ahlaksızlık yani. Ne Ardamarı çatlamış derler. Bunların utanma duyguları yok. Şimdi ne diyeceksin bunlara? Şimdi daha önce söyledik. Bu ahlak yoksunu insanları değiştiremezsin. Bunlardan düzelmesini de bekleyemezsin. Bizim bunların aklından zihninden geçenleri bilip bu tutaklara düşmememiz lazım. Ve sosyal medyada bunlara karşı gereken cevabı vermemiz lazım. Yani onlar yani aslında isimlerini söylemek bile onlar için bir iltifat bence. Ben ama söylemek istemiyorum. Evet. prim oluyor onlar evet, çünkü. Evet prim oluyor. Hoşlarına onlar gidiyor Hoşlarına gidiyordur. Çünkü ama yani adamlık zor zanaat ya. Adamlık zor zanaat. Ama emin ol aynaya baktığımda kendinden utanıyordur onlar. Ya o tabi... kimseyi o duruma düşürmesin yani. Ya insan hayatında işini kaybedebilir, mevkisini, makamını kaybedebilir, parasını kaybedebilir ama utanma duygusunu bence kaybetmemeli. İşte... Onlar utanma duygusunu kaybetmiş olabilirler. Ben utandıklarını düşünmüyorum o yüzden. E çünkü o kadar insan için en acısı odur. Utanma Güz... duygusunu kaybetmek. İşte onu onu bunlar bunu bir yaşam biçimi olarak gördükleri için onları onlara bunu geçiremezsin yani. Bu utanmalısın. Vicdanına nasıl hesap vereceksin? Bu toplumun önünde bu mesleği yapıyorsun. Bağımsız olmak zorunda. Yani sen gazetecisin. Kalem satılır mı? Kalem namustur. İşte bunlar kalemlerini satıyorlar. Oradaki o üç işaretini yani Novak Djokovic zaten Sırbistan Milli ya çok belli yakın. Canım. Kasıtlı olduğu belli hanım. Kasıtlı olduğu belli. Yani daha önce Kezman adam yapmışlardı bunu zamanında? Ya Kezman'a yaptılar Milan Rapaiç oynarken. Onun zamanında oldu bunlar. Hatta Milan Rapaiç hatırlarsınız gazetecilere tek röportaj bile vermedi Türkiye'de oynadığı süre zarfında. Hiç vermedi. Ki o kadar efendi düzgün. Hiç umursamayan insanlar o tip konuları. Ama işte burada hani göz göre göre yani Novak Djokovic 3 tane Grand Slam zaferi kazandı bu sezon. Hem de o korona tartışmalarından sonraki tarihe geçti. Evet. Yani onu kutlamak için yapıyorlar bunu. Yazıklar olsun. Yani bunu... Yazıklar olsun ya. Umuyorum 62-22, 6222 var ya. inşallah İnşallah uygulanması lazım O Uygulan Uygulanmaz arkadaşım. Uygulanmaz. Bak, Türk sporunda bir şey ilk Fenerbahçe uygulanır. Uygulanacaksa bak bize uygulanır bizim bir yazarımıza, çizerimize uygulanır. Bizim bir işte kulübümüzde bir yöneticimize uygulanır. Onlara uygulanmaz. O konuda rahat ol. Yani bu tabii çok kabul edilebilir bir durum maalesef değil ama maalesef öyle. E çünkü saha içinde yenemeyeceklerini anladıkları zaman bunu yapmaları da hoş değil. E tabii duşantajı çünkü çok iyi başladı sezona. Çok iyi bir futbolcu. Peki kendi takımlarında oynasa ne yapacaklardı acaba? İşte o onu, onu bekleme. Onu dedim ya. Yani bunu bekleme de mesela onlar şey haberini yapmışlar mı? Icardi ara varmış diyorlar mesela değil mi? 26 milyon euroya. Hiç araştırmamışlardır bile o, doğruluğunu, yanlışlığını. Onu haber yapsana kardeşim. Senin aidet duygunun olduğu kulüp Galatasaray. Galatasaray için diyorlar ki ya çift kontrat yapıyor. Bu bir suç. Bir sürü kişi söylüyor. Türkiye Futbol Federasyonu ihbar kabul etmeli. Bir şey yapmıyor. Fransız basını yıllık 15 milyon euro kazanıyor diyorlar. Sen 6 milyon euro bildiriyorsun kapa. Bunları araştırsana. Senin işin gazetecilik. Gazetecilik kalmadı Ahmet abi. Ya tamam işte. Yani sen bunları araştırsana kardeşim. Yani Türkiye'de öyle bir e, ortam tehlikeli oluştu bir ki. şey ortam oluştu ki. Bakın yani bu e, mesela şimdi gazlara için e, geçen değil mi? bizim şeyde denk geldim. Tam sağ preste Bozkurt Bey'in şeyi evet. herhalde değil mi? Onu da mı gördüm? Yan, yanlış olmasın. Neyse bir 20 küsür futbolcu alışverişi var Galatasaray'ın. Evet. Kimle yapmış? İki kulüple yapmış. Pendik Spor, Eyüp Eyüp Spor'la ve Pendik İnanılmaz Spor'la yapmış. İnanılmaz bir var evet. <laughs> ya arkadaşlar, sevgili Fenerbahçeliler, ya spor kamuoyu, ya bu, aleni yapılıyor ya. Aleni yapılıyor. Yani şimdi biz bu, nasıl baş edeceğiz? Yani Pendik Spor'a 3 milyon euroya topçu satılıyor. E Pendik Spor Süper Lig'e ye yeni çıktı. Bunu nasıl karşılayabilecekler? Bilmiyorum. Yani e 3 milyon euro. E, gizli, ortağı gizli, kapalı neyse. Yani Galatasaray'ın gizli sponsorlar oluyor. Bilemiyoruz biliyorsun. <laughs> hatta geçen bir sponsor da değil mi? Bir kargo sponsoruna soru sordular. Siz Galatasaray'ın futbolcu transferine sponsor mu oldunuz diye. Evet maaş karşılamada. O da bizde de Dur... maaş karşılama yok dedi. Başkan söyledi dediler hatta. Dursun Özbek söyledi dedi. Onlar dedi ki ya olamaz zaten UEFA'ya göre olmaz dedi. Yani yasak olan bir şey yapamayız dedi adam. Şimdi bak Türkiye'de bu oldu. Hiç konuşulmadı. Konuşulmadı. İşte Ankara gücüne 3 milyona topçu satılıyor. Pendik'e satılıyor. Eyüp'e gidiyor, geliyor. Eyüp başkanı, Pendikspor'un ortağı diyorlar. Eyüp Spor şu anda şampiyonla oynuyor. Birinci başkanı bir şey. kutlama törenlerinde. Nasıl olacak ya? Eyüp Spor'la Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştılar. Olamaz mı? E finale gelebilir olur. Finalde olur. Bu bu. Zamanında bir Leburgaz vardı. Hem bize hem Beşiktaş elemişti. Olur. Olmasına da gerek yok yani. Ya olacak iş değil ya. ya. Olacak iş değil yani. Bunlar alen oluyor. Yani günde 24 saat yayın yapan spor programları var. Ya bir tanesinde bunları konuşsanız ha. Veyahut işte o dijital medyada baltayı eline alıp yok bu İsmail Kartal'la olmaz. Yok işte tadı için yaşı fazla. Ceko'nun boyu fazla uzun. Yok Met Müldür oynamaz. Ya bunu diyen arkadaşlar bunları ne işlemiyorsunuz ya? Nedir yani sizin zorunuz? Ben anlamıyorum ya. Yani bizim bu, bu, bu zihniyetle mücadelede böyle 3-5 kişi kalırsak yetmez. Ve bunlar birinin kanına dokunması lazım yani. Bak Türkiye'de bir ortam var. Al gülüm ver gülüm işler yapılıyor. Topçu gidiyor, topçu geliyor. Topçu gidiyor, topçu, gidiyor, topçu geliyor. Yani geçen sene, evvelki sene mi Rize Spor Başkanı Sayın Tayyip Kıran'ın açıklamaları vardı Olcan ile ilgili. Şimdi o, evet. o aklıma geldi birden yani. Öyle bir kriz ee, vardı. Konuştuk evet. programda Erzurum Spor'un Taylan ile ilgili açıklamaları var. Yani bunların... Vallahi ben bizim yönetimden hala bu sessizlikle ilgili şikayetim var. Ya bu o kadar sessizlik konusunda... Vallahi ben bilmem. Bu evet. işlerin alel acilen masaya yatırması lazım. Bu ben kadar. Duşan Tadiç konusunda kendi hani camiamızın da hani kulübümüzden ziyade özellikle hani böyle bir şey demek istemem ama o tarafta muhabirler nasıl bir anda ateş püskürtüyorlar, her şeyi ortaya yayıyorlar, Erden Timur'un açıklamalarını alıp aynen tweetlerinde paylaşıyorlar ama Duşan Tadiç konusunda Fenerbahçeli olmasına da gerek yok. Tarafsız, taraflı tarafsız kimseden bir ses çıkmadı. Yani bunun yanlış olduğu şeklinde sadece Fenerbahçe taraftarları Twitter'da kendi çabalarıyla bir şeyler itiraz etmeye çalıştı. Zaten birine bir yani hata hata şey diyeyim. Kötülük yapmak istiyorsan bazen yaptıklarını yani eylemle yaparsın kötülüğü. Bir de susarak yaparsın. Değil mi? Yani evet. sen şimdi buna şey çıkarsana. Ya nasıl ırkçılık suçsa, değil mi? Bu da suç. Yani olmayan bir şeyden adamı itibarsızlaştırıyorsun. Fenerbahçe camiasının içindeki en önemli futbolculardan bir tanesini dediğin gibi sezon iyi başlamış bu takımın yani bir, sağ bir tanesi. lideri. Evet. Onun üzerinden Herkesi provok ediyorsun ya. Ya bunun bir dediğin gibi 62 22'si var, o su var, bu su var. Herhalde şey bizim hukukçular derneği şey yapmış ama. Evet, hukukçular onu, derneği 6222'ye teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Onların da peşini bırakmayalım. Daha bırakmayacağımız çok şey var. Az önce söyledim ya 20 topçu iki tane kulüple yapılır mı ya? Türkiye'de başka takım mı yok? Ve de anormal fiyatları. Ya bir de benim böyle ağzımın açık kalarak izlediği durum şuydu. İşte Edin Ceko ile için arasını bozmak için o YouTube yayında öyle cümleler kurdular ki öyle yorumlar. Ben resmen izlemiyorum tabii senin işini izliyorsun. Mecburen takip ee... ettim ama ta... insan dayanamıyor, dayanamıyor, yani. Nasıl yaparlar mi? bunu? Yani seviyenin ne kadar düşebileceğini onlarda görüyorsun. Yani bu gazetecilik değil, bu başka bir olay oldu artık. Bu YouTube'dan dolayı mı böyle oluyor bilmiyorum ama sosyal medyadan dolayı mı artık gazetecilik diye bir şey kalmadı. Yok canım. Taraflı olabilir insan. Bir insanın sevdiği bir takım vardır. Bu çok normal insanız çünkü. Ama bu baş, bambaşka bir durum. İşte bunun için ben diyorum ki biz anak medyada yokuz. Az önce örnek verdik, isim verdik. Barış Yurdu sevenin dedikleri onun için kıymetli. Buradan teşekkür ediyorum kendisine. Ve bir Trabzonsporlu olduğunu o bildiğimiz ya. bir muhabir bunu. Adamlığın bana. takımı, şekli <laughs> olur mu abi? Adam evet. olacaksın, insan olacaksın. Mesleğini güzel yapacaksın, bağımsız yapacaksın. ha. Barış Bey'in bazı tespitlerde benim hoşuma gitmez derken derken ile ilgili. Evet. Ama bakıyorsun kasıt yok onda. Görüşü öyle yani. Anladın mı? E 24 saat spor kalan olan var. Birisi 28 herhalde. tane oraya o yorumcu oturuyor ya bir tane şöyle aklı başında bu işleri yorumlayacak bir adam olmaz mı geçen Gürcan Bey'i tenzih ediyorum o elinden geldiği kadar bir şey yapıyor Fenerbahçe operasyon var dedi programda A ortalık ayaklandı ya diyemezsin bunu dediler. Adamı diyeceğine de karışıyorlar. Ya da reklama giderler ama. Ya olacak <laughs> şey değil ya. İş işinden ettiler birçok Fenerbahçeli muhabir o kanalda. O yüzden bizim kendimizden başka bir çaremiz yok. Bizim bir bir bir, bir... Birlikte olmamızdan başka çaremiz yok sevgili Fenerbahçeliler. Ben özellikle tekrar vurguluyorum. Bu dijital medyada öyle yiğit, delikanlı adam gibi mücadele eden, yazana, çizene, söyleyene ihtiyacımız var. Yani burada 3-5 kişi var onların hakkını teslim edelim ama bizim aramızda gözüküp de işi sulandıran çok var. Yani tabii adil olunması gerekiyor. Hepimizin tek isteği bu adil bir yarış olsun, Bak, bu adil bu, bir mücadele anlattıklarımızdan olsun. Anlattıklarımızdan biz bir şey istedik mi? Yani Fenerbahçe'ye bir yarış, yarış istemiyoruz. Yani. Olanları objektif yorumlayın, yorumlayın diyoruz. Zaten Allah korusun bunların milyonda biri bizimle ilgili bir ima olsa. Hatırla bir Emre şey olayı vardı. Neydi Trabzon futbolcunun adıya bak şimdi. Aklıma Zokar olayı. Zokar mı diyemedim. O olayı nasıl köpürtmüşlerdi o zaman? Tabii o zaman sosyal medya bu kadar yaygın değildi. Ona rağmen. Ona rağmen. Günlerce ona işlediler ediyordum. biliyor musun? Gazetelerde, televizyonlarda. Ya Türkiye'de <laughs> arkadaşlar aklıma geliyor ya biz Anelka bir gol atmıştı ya. Konya'da, Konya'da işte ben o maçta da kale arkasındaydım. Söyledik programda. Yeri geldi bir daha söyleyelim. Ya diğer takımlar aynı pankartta çıktılar maça ya. Evet kendi renklerini koyarak. <laughs> evet ne dediler? Elde lig istiyoruz. Lig istiyoruz. Aynı. Bak o pankartları da Türkiye'de biliyorsun federasyona izin verirse çıkabilirsin. Tabii kontrol oluyor. Bir şey demedi federasyon. O dönem demezlerdi ama Ali kurulu yönetimi. <laughs> e, demezlerdi. Ya bu ülkede söylemişizdir. Bir daha söyleyeyim. Ben buraya her hafta böyle bazı şeyleri tekrar için geldim. Yani sıkılan da özür diliyorum. Ya bu ülkede Halik Ulusoy'un babasıydı sanırım. Yani bir ameliyat geçirmişti. Federasyon başkanıydı. Evet. Yıldırım Demirören. Ziyarete gitti Beşiktaş Beş başkanı. Beşiktaş başkanıydı. Adnan Polat Galatasaray başkanıydı. Herhalde YouTube'da, Google'da görüntüleri vardır. O ziyaretten sonra demeç verdiler ya. İnşallah kupayı biz alırız. Galatasaray'da şampiyon olur dedi Yıldırım Demirören. E hatırlarsınız belki. Ya bu, bunlar yaşandı Türkiye'de ya. 20 senedir yaşanıyor. Yeni değil. E o dönem hatırlarsınız 2006 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la İzmir'de karşılaşacak Onun öncesi oldu. Evet bu... öncesinde Yıldırım Demirören Beşiktaş başkanıyken evet. Iken, ailesiyle beraber görüşme yaptı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani o hastane çıkışında bu evet. verdi. Biz İzmir'de Beşiktaş'la final oynayacağız. Galatasaray Bizim de kafa kafaya çıkışıyor. Dedik inşallah biz kupayı alırız. Galatasaray'da şampiyon olur dedi ya. Türkiye'de bunlar konuşuldu. Ya bak oradan geldiğimiz yerler işte Yusuf Günaylar, Erden Timurlar, Hamit Altın Toplar. Bu senin bahsettiğin ismini bile vermediğimiz 3-5 gazeteci bozuntusu. Anladın mı? Çünkü yaptıkça daha çok arsız güçlenir. Yani bir de karşılığı yok. Bir yerden tepki görmüyor yani. yani sessizlik Kalanlığı, kanalını kapatmıyorlar, işinden olmuyor. Para kazanmaya devam ediyor. Çünkü bir mensubiyet, mensubiyet olan camiadan bir kollanmak var. E biz biraz o konuda zayıfız yani bunu söylüyorum. Bunun için elinden gelen kim ne varsa yapsın ama bu için yönetim ve başkanı da bir şeyler yapması lazım. geçmiş dönemden beri aslında devam eden bir sessizlik hep vardı. O şimdi 2006 atılıyorum. O dönem belki finalden önce biz ortalığı ayağa kaldırsak o finali oynatmayacağız desek. Maalesef. O, Maalesef. Yani adil olmuyordu işte hiçbir şimdi, zaman. Şimdi e... Toparlarsak Antalya Spor maçıyla dönüyoruz değil mi? Pazar evet gün. bu pazar günü inşallah saat 5'te oynayacağız. Bununla beraber pazar gün dönelim inşallah lige tekrar. Evet Antalya Spor ile başlayacağız. Yine sahamızda saat 5'te oynanacak pazar akşamı. Evet, gündüz oyn... maçı ilk gündüz, gündüz maçı, maçı olacak. Rize maçı da 16'daymış. Evet herhalde. Rize maçı da daha sonra... Tabii Avrupa kupalarında perşembe pazar maçları olduğu için Beşiktaş'ta Konferans yine bizim gibi onlar akşam oynayacak biz gündüz. Gündüz oynayacağız. Öyle bir gündüz denk geldi. Gündüz maçları da güzel oluyor aslında. Güzel olur bir nostalji oluyor. Eskiler hatırlıyoruz. Daha güzel oluyor. Aileler için çok iyi oluyor özellikle. Çocuklar evet geliyor, küçükler geliyor. Yani o biliyorsunuz 45 <laughs> maçları özellikle Aynen. aileleri mahvediyordu. O herkes için sıkıntı. Allah'tan biz yakınız ama uzaktan gelen arkadaşlar için çok zor oluyor. Tabii Beylikdüzü'nden Avcılar'dan gelen insanlar Evet Kesinlikle. Onlar için çok zor oluyordu ama dediğiniz gibi umuyorum yapay zeka başka zekalar periskandala başka imza atmaz. Maçlarımız hakkıyla adaletli şekilde yönetilir. Biz de yolumuza devam ederiz. Ya şuna katılıyor musunuz bilmiyorum. Yapay zekayı konuşmuşken yani hakemlerden biraz söz etmek lazım. Bünyamin Gezer'in TRT Spor'da yaptığı güzel bir açıklama vardı. <laughs> ben hakemlerin futbolu bildiğini düşünmüyorum dedi. Futbolu bilmiyorlar dedi. Futbolu bilmedikleri için de arka arkaya çok hata yapıyorlar dedi. Bir de şöyle bir durum var. Özellikle yabancı dil konusunda çok sıkıntıları var hakemlerin. Hem yabancı oyuncularla saha içerisinde diyalog kurmada teknik direktörlerle yine yabancı teknik direktörlerle iletişime geçmede sıkıntı yaşıyorlar. Sıkıntı yaşadıkça anlamıyorlar ne olduğunu. E tabi bu da hata doğuruyor ister istemez. sen geçen gün örnek verdin. Geçen programların birinde sakat olarak yönetti dedin. Evet Erkan e, Özdamar'ın öyle bir sıkıntısı var. Bir burada basın dokuduk. Bu FIFA hakemlerin geçtiği testler varmış. Onu geçememişler. Ona rağmen FIFA yapmış. Orada yabancı değil işte. Yabancı değil. Yabancı değil artı. Var. Bir de şey performansta evet, da fizik geçen. Fizik kondisyonda da sıkıntı yaşıyorlar. Fizik kondisyonda var. da sınıfta kalanları yapmışız. Yani liyakat yerle bir ya. Ya tam ahbap çavuş ilişkisi yani. Şimdi Bünyamin Hoca kariyerli, başarılı bir hocaydı yani evet. hakemli. Yani her tarafa eşit ölçüde davranan, yani kimsenin şu takımlı bu takımını demeyeceğim bir adamdı. E, şimdi orada e, cesurda program yapıyor. E, tamam işte bunu dedikleri bir şeydir yani ihbardır yani. yani. Ne dedi geçen sezonun sonunda Abdurrahim Arıcı mı Darıcı mı ben soy ismini karıştırıyorum. Faal Futbol Hakemleri Dernek Başkanı çok uzun süre federasyonda da görev yaptı. Evet. Soru sordular. Bu sezon, biten sezonun sonrasında, geçen sezon, hakemlerin Fenerbahçe maçlarıyla ilgili yaptığı hatalar için ne söylüyorsun? Ben, ne dedi? Bilerek hata yapmıyorlar diyemem dedi ya. Evet buna kefil olamam dedi. Kefil olamam dedi. Bu dernek başkanı. Çok tecrübeli yani. Belki 15-20 sene federasyonda hakem, hakem e, MHK'de görev yaptı. Federasyonda görev yaptı. Bak, bu da geçildi bak. Yani Tabii bu da pas geçildi. Ufak bir konuşuldu sonra e Şimdi oldu. Ne yapacağız yani? Bunları biz burada söyleyeceğiz, haftaya bir daha söyleyeceğiz, tekrar yapacağız yani bizim işimiz bu. Başka yerde söylüyorlar mı? Yazıyorlar mı? Çiziyorlar konuşum, mı? dolayısıyla yani tekrar söylüyorum ben yönetim kuruluna ve sayın başkana. Bizi böyle elimizi kolumuzu doğramadan biz biz önden bir tedbirimizi almak lazım. Dediğiniz gibi, Ahmet abi Antalya Spor maçını inşallah güzel bir i̇nşallah. oyun güzel bir galibiyetle kapatırız. Haftaya keyifli bir sohbet yaparız. Bu hafta da çok keyifli oldu. Keşke bir saat daha olsa güzel olur. Sağ ol. Evet bu hafta da Yaşa Fenerbahçe programının sonuna geldik. Ee, gelecek hafta tekrar görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.